أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه بينما ترى العالم كتابا كبيرا ترى نور محمد صلى الله عليه وسلم مداد قلم الكاتب، وبينما ترى العالم يلبس صورة الشجرة ترى نور محمد صلى الله عليه وسلم لواتح أولا والثمرات ثانيا، وبينما ترى العالم تحول إنسانا كبيرا ترى نور محمد صلى الله عليه وسلم عقله، وبينما ترى العالم حقيقة مسحرة ترى نور محمد صلى الله عليه وسلم عندليبهم. Türkçesi: İ'lem eyyuhel aziz, şu gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir bir şecere tahil edilirse Nur-u Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse onur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse onur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam onun andelibi olur, bülbülü olur. İkinci reşha, o nurani bürhan-ı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semavenin haşiye, Hüseyin-i Cisri Risalet-i Hamidesi'nde 114 işaretli o kitaplardan çıkartmış, tahriften sonra bu kadar bulunuyorsa elbette daha evvel çok tahrisat varmış. Ve kütüb-ü semavenin yüzer işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti için teyit ve tasdik ettikleri zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanı ve gayet itminanı ve vusukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Sekizinci reşha, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmet ile ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak, bu zat çok adetli, mutaassıp çok kavimlerden zahiri küçük bir kuvvet ile küçük bir himmet ile az bir zamanda ref edip yerlerine öyle secayayı aleyhi ki dem ve damarlarına karışmış derecede vaaz ve tespit ediyor. Ve bunun gibi pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arab'ı gözlerine sokuyor. Haydi yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, 100 sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten 1 senede yaptığını 100 senede 1/100'ünü acaba yapabilirler mi? Allah rızası için el-Fatiha. Masaya koy, masaya. Gurur duyuyorum ya. Vallahi gurur duyuyorum. Genişlettin ya. Genişliyor sana. Bana bak, 19. sözü bitirse ya. Tamam inşallah. Okuduğun yerleri ezberlemiş abi, o dersteki okuduğun yerler. Benim okuduğum yerler. Derste okumuştun ya, ikinci reyaş ya. Evet. Orayı ezberlemiş. Vallahi çok etkileniyorum ben ya. Gençlerin böyle olması çok. Allah razı olsun. Sana emeği geçenlerden de. Ondan sonra beraber kalmada da zemin olmasına sebep olan hepinizden. Çünkü insan tek başına kalamaz, tek başına yetişemez. Türkiye'de emekliyim. Çok etkilendim. Ya, maşallah. 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 Vallahi ya. Gurur duyuyor insan eser. Hocalarını da tebrik ediyorum. Peki, o da onunla alakalı mıydı bakayım? Şimdi bir yer okuyacağım 19. şeyden, sözden, onu da ezberleyecek. O zaman şey yapayım. Şeytandan biraz okuyayım. Şeytandan.
Halil ne haber, iyi misin? İyiyim abi. Bak talebelerinizi görüyor musun ya? Hakikaten ya, medar iftihar ya. Şükürler olsun. İki kişi de kıskanma olmazmış. İki kişi de. Bir, ustad diyor ki baba evladına kıskanma olmazmış. Gazali diyor ki hoca talebesini kıskanmazmış. Gurur duyarmış yani, şeref duyar. Eyvallah ya. İnsan ben size keyif alıyorum ya. Böyle bir Müslümanın bir meziyeti olsa da onu ben insanlara ulaştırsam. Elhamdülillah. Sümen kadarsın. Oh. Sümen geldi. Vallahi ya, inan şey yapmakta, toparlanmakta şey. Ben bu Reşa ya, yani bir metin falan, bir işte bu 26. Leman gibi değil yani. Hepsi başlı başına terim ve tanım gerekiyor. O tabirleri ezberlemesi hepsi. Elhamdülillah. Şeytana mühlet verilmesi. Diyor ki Araf suresi 15, Hiç suresi 35, Saat 80. Haydi buyurdu. Sen belirli bir güne kadar mühlet verilenlerdensin. Mealindeki ayet Kur'an'da 3 yerde geçmektedir. Yani ben psikoloji noktasında bir şey yapmak istiyorum. Yani ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle gençler. Şimdi adam melun hata yaptınca ne yapacak diye merak ediyorum. Takip ettim. Şeytan hata yaptı. Adem Aleyhisselam da hata yaptı. İkisini takip ettim Murat. Şeytana in dedi. Adem Aleyhisselam'a da in dedi. Yeryüzüne indi. Şimdi adam ne yapması lazım? Estağfurullah. Ya ben yaptım, sen yap. Sen büyüksün. Ben eşeklik yaptım. Allah'ım affet. Bu bundan beklenir çünkü cehennemi görmüş. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Şeytan ahireti inkar etmedi. Cenneti ve cehennemi cenneti görmemiş. Ama o cennetin galiba selam galiba. O cennetin tabakaları denilen böyle bir bütünlük değil. Huni gibi o bütünü görmedi, onu kastediyorum. Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu bir makamdır. Onu bilahare bir cennet tabakalarını yapacağız ne demektir diye. Birinci tabakanın adı mesela farklıdır, ikinci farklıdır, üçüncü. Cehennem de öyle. Birincinin adı cehennemdir. Yoksa genelinin ismi sonradan çarpılmış. Yani merhameten genel denilmiş. Yoksa cehennemin birinci tabakası cehennemdir. Diğerleri değil yani. Mesela. Şimdi bu adamı takip ediyorum ben. Bu hatayı yaptı. Bakayım Allah'tan ne isteyecek. Adam gün istedi. Kıyamete kadar bana mühlet verilmesini istedi. Hem de utanmadan, çekinmeden, tamam mı? Allah diyor ki senin yoluna gelenlere, senin dostlarına, sana gelmek isteyen kullarını ayartacağım, kandıracağım diyor. Ve bunu söylüyor. Bunun için bana mühlet ver diyor. Allah o kadar hürriyet-i şeriyeyi seviyor ki, düşmanına mühlet veriyor. Ve çok ilginç, düşmanının duasını kabul ediyor. Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi? Ama o inanmış. Fark o. Allah bana verir. Ben merak ettim de baktım. İnanmış. Yani böyle kenardan acaba olacak mı falan, köpeğin öyle falan diyoruz da sopayla, ama bir arada korkuyoruz. Acaba Allah duamı kabul eder mi diye dememiş. Ve inanarak Allah bana mühlet verecek, duamı kabul edecek. Kesinliğiyle söylüyor. Samimi yani. Şeyde de geçiyor, 20. lemada geçiyor. Batılda dahi olsa ihlaslı yapılan bir fiili Allah yapıyor. Ve duayı da kabul ediyor. Çünkü batılda dahi ihlas vardır. Ama sır ihlas yok onlarda. Yani şu. Buyurun 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 kardeşim. İhlas. Muhammed. Ama içeride boşun diyor. Bu sır ihlas.
İhlas var, sır ihlas yok. Şimdi izah ettim ta ki bundan sonraki şeyi bunun üzerine bina edeceğim. Yani adam hata yapıyor, Allah'a dua ediyor. Ama samimi olur. Ne yapması lazım? Affet beni demesi gerekirken mühlet ver diyor. Ne yapacaksın? Senin yoluna sana gelmek isteyenleri ayırtmak için bana mühlet ver. Allah da düşmanını ve kendi dostlarına zarar verecek şekildekiler duayı kabul ediyor. Sensin etmez mi? Şimdi Allah da bu söylediğim ayetlerde Cenab-ı Hak diyor ki sen mühlet verilenlerdensin. Ayrıca kıyamete kadar mühlet verilenlerden 4 büyük melek varmış. Ve Hamale-i Arş var. 4 büyük melekten hariç arşı tutan melek var. Şeytana da verilendensin denmiş. İnsanın şeytanın düştüğü en alta da düşebilir. Bu bize bir yöntem öğretiyor. Şeytan indirilmiş. Yani en dibe inebilecek durumdadır. Çünkü şeytan bir şeyi musallat edebiliyorsa kendi seviyesini taşıyabiliyor. Kendi seviyesine kadar inebiliyor. İnsana melek musallat olabiliyorsa meleğin çıktığı makama da çıkabiliyor. İndirildiği makama da geçebilir. Şeytan Müslümana zahiri altın kaplarda veya balın sunulması gibi yapar. Şeytan Müslümana zahiri altın kaplarda veya bal da böyle zehirli bal sunumu öyle yapar. İblis bu kadar desaslığıyla beraber Allah'ın muhas kullarına bir şey yapamaz. Yani Allah'ın muhas yani muhlis ihlaslarına bir şey yapamayacağını Allah da söylüyor. Sen tamam ama mühlet verilir ama benim kullarıma bana gelirken şimdi geliyor ama hepsi geliyor. Benim rahmetim şey yapmaz yani hepsi geleni sen ihlaslı idin değildin o da olmuyor. O zaman böyle bir yöntem de işe yarıyor. Bakayım bu gelenlerin içerisinde efendim muhas yani muhlis ihlaslı olan ayrı edilsin diye bir adeta turnusol kağıdı vazifesi yapıyor. Onları doğru yoldan saptıramaz ihlaslı olanları. Hatta onların derecelerinin yükselmesine sebep olur. Şimdi buraya kadar şey bitti. Benim ruhsal psikoloji tespitim. Bundan sonra ben ne anlamışım? Bu makamda. Yani adam tövbe istemesi gerekirken ömür istiyor bunun için. İlginçtir ki şeytan kovulduğu zaman Allah'tan af dilemesini beklerken mühlet istemesidir. İlginç taraf budur. Bak çok önemli. Şeytan ne yapmış? Af istemesi gerekirken uzun ömür istemiş. Uzun yaşamak, ölmekten korkmak, ölmekten kaçmak, hatıra getirmemek ölümü, ha ölüyorum galiba gibi psikolojiyi bozan telkin ve sözlerin şeytandan kaynaklandığını anlaşılıyor. Uzun hayli değil, uzun yaşamak, ölmek istememek, ne olursa olsun yaşamak, hayır manası yok. Bu tür şeyler, aha ölüyorum, aha canım çıktı, aha kanker yüz geçiriyorum, aha bilmem ne oldu. Bu tamamen şeytanın psikolojisi olduğunu anlatıyor bize. Yani uzun ömürlü istemesi hayırsız uzun. Yani hayır ve hayır demiyor, hayırsız demiyor. Mutlak çıplak manada uzun ömür istemek şeytanın istediği bir şeydir bu. Yani biz diyoruz ya hayırlı yarab ömür ver. Öyle demiyor, hayır mayır yok. Bana uzun ömür ver. Ölmek istememek niye? Olsun yaşayayım. Bu şeytanın sıfatındandır. Ölüyorum galiba gibi psikolojiyi bozan, psikolojimizi bozan telkin ve sözlerin şeytandan kaynaklandığı anlaşılır. Yanlış ve günahlarla yaşamaktan rahatsız olmayan insan ölümden korkması garip. Bir daha okuyayım. Çok ilginç, bunu kaçırmayın. Yanlış ve günahlarla yaşamaktan
rahatsız olmayan insan, ölümden korkması garip. Yani adam yanlış yaşıyor, günahlarla yaşıyor. Günahlardan rahatsız olmuyor, ölümden korkuyor. Enteresan değil mi? Oysa Azrail aleyhisselam ruhu cesetten, cesedi hayattan meleki hayata çıkıp çıkarırken, günahlar ise ruhu öldürüp cesede gömmesi, ruhun Azrail'i günahlar olduğu halde. Mesela Azrail aleyhisselam ruhu öldürmez, öyle bilir halk. Azrail aleyhisselam ruhu cesetten alır. Günahlar ise ruhu öldürür, cesede gömer. Ama bu ruhu kurtarandan korkuyoruz, ruhu öldürenden korkmuyoruz. Günahlar. Yani şeytanın burada bir zemin oluşturduğunu fark etmenizi istiyor. Demek panik, ölüm senaryoları, beka, bedeni hayattan ayrılmama hep şeytandan olduğu görünüyor. Ve kesin. Yani ölmemek, şeyden, cesette ruhun devamlı kalması. Azrail aleyhisselam alıyor. Şeytan almasını istemiyor. Onun için panik atak, depresyon, ölüm senaryoları, ölüm korkuları onun telkiniyle oluyor. Ölüm korkuları, kabusları nereden geliyor psikolojisine meşgulüm? Bu klinikte göremezsiniz bu konuşmayı. Bir doktorlukla alakası yok bu işin. Bu ruhani bir şey. Ölüm senaryoları, ölmeme korkuları var ya, ölüm korkuları. Aha ölüyorum, aha canım çıkıyor. Tamamen şeytanın o andaki sana empoze ettiği tasavvuruna müdahale edildiğini gösteriyor. Çünkü Allah ve melekleri ölüm korkusu saçmazlar. Allah ve melekleri insana, kullarına olumsuz duyguları, fikirleri vermezler. Ha sen ölüyorsun ha, ha gariba sen kafirsin ha, ha acaba sen abdestsiz misin? Bunu Allah ve melekleri yapar mı? Melek yapar mı? Melek yapar mı bunu Ali? Ha senin imanı gitti ha, ha senin abdestin gitti ha, ha öleceksin ha, ha kalbin duracak. Bunları diyen bu adam. Bu şeyden çıkartıyoruz. Ölümden ruh değil, nefis korkuyor ama bizi yutturmuş. Ölümden kim korkar? Kim öleceksin? Taş ölümden korkar mı? Hani demişler ya, ölü ölümden korkmaz. Ölmüş, ölümden korkar mı? Şimdi ölümden kim korkar? Ölecek kişi korkar. Ruh cesette meraklısı mıdır bu cesette kalmaya? Ruh bu cesette kalmaya meraklı değil, hapistir der Hulusi abi. Cesede hapistir. Bir an önce çıkmak ister. Hatta vefat edeni cesette gömülmesini çabuk gömün diyor ya, ben yerime gideceğim diyorum. Ruhun cesetten çıkmasını çok arzulayan ruhtur ve meleklerdir. Cesette ruhun kalması daha bozayım diyen şeytandır. Bazıları bana çok kızacak ama böyle. Demek ki bir de okuyorum. Panik, ölüm senaryoları, beka, bedeni hayattan ayrılmama hep şeytandan olduğu görünüyor ve kesin. Ölümden ruh değil, nefis korkuyor çünkü ruhlar ölmez. Ama ölüm korkusunu bize yutturmuş. Ölüm korkusu biz zannediyoruz. Şöyle diyeyim. 17 dakikalık bir video izledim de Erdinç vermişti. Bebek anlatmıştım, bir de anlatayım bu konuda. Bebek böyle kalkarken, inerken elini ayağına bakıyor, kulağına sokuyor, gözüne sokuyor. Baktığın zaman hani 3,5 yaşına kadar peyderpey 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye çekim yapmışlar. Bebeğe baktığım zaman ben izledim. Abi bunda ne anlıyorsun dedi. Bilim adamları şey yapmış bebeği. O 3,5 yaşına kadar 17 dakikalık bir video yapmışlar. 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye. Çocuk kalkıyor, affedersin gazı kaçıyor, gazından korkuyor falan. Ayağını şey yapıyor, şöyle yapıyor. Baktığım zaman ben şunu çıkarttım. Çocuğun ruhu, bebeğin ruhu yabancı. Bedene girmiş, bedeni tanımaya çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Bu nedir? Bana gözünü sıkıyor. Bu gözün olduğunu da bilmiyor. Tamam. Yani çocuk bedene yabancı olduğunu görürsünüz. Ona buna şey yapıyor, şunu yapıyor. Ayağını kaldırıyor, çorabını çıkarıyor. Sonra bu yabancı olan cesede alışa 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 o cesede ben diyor.
Ben bunu giydim, giydim, giydim. O kadar giydim ki senelerce bu benle özdeş oldu. Ben zannettim. Bu kaza ben demek, ruhun cesede ben demesi gibidir. O zaman ölümden korkan bu ceset iken yabancıydık biz. Ona alışa alışa cesede olduk ben. Şimdi 30 seneden beri uğraşıyorum. Ceset ruh ayrı olduğunu, ceset ruh ayrı, ceset ruh ayrı, ceset ruh ayrı, ceset ruh ayrı. Odun düşünün diyorum, duman ve nur. Odundan kasıt biziz, dumandan kasıt nefistir, nurdan kasıt ruhtur. Dersler yapıyorum 30 seneden beri ilk önce kendim. Yani ruhtan cesedi ayırt edene kadar akla karayı seçiyoruz. Ama çocukken o kadar yabancıydı ki gözümüzü sokardık, gözümüz olduğunu bilmezdik. Gaz kaçırırdık, gazına korkuyor ben. Şimdi bu yabancı oldu ben. O kadar hemhal olduk ki cesede ben oldum. Ondandır ki ben cesedim hissinden dolayı cesedin korkusunu bize kargoluyor. Ölüm korkusu bedenseldir. Ruhsal değildir. Korku aklidir. Harf kalbidir. Ya? Ama ölüm korkusunu bize adam yutturmuş. Ölüm korkusunu zannediyoruz ki ben korkuyorum. Sen korkmuyorsun. Adam senin formatın, cesedindeki o korkuyu sana hissettirmiş. Çünkü ruhlar ölmez ama ölüm korkusu bize yutturmuş. Oysa ölüm ruhun kurtuluşu, günahlar ruhun ölümü olduğunu unutturmuş bize. Az kaldı. 3 satır. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Vesveseden vesvese niye etmiyorsun? Vesveseden vesvese niye etmiyorsun? Vesveseni vesvese etsene. Niye vesveseni kendinden zannediyorsun? Vesveseden vesvese eden vesveseden kurtulur. Vesveseden vesvese eden vesveseden kurtulur. Vesveseden vesvese etsene. Tövbe ve istiğfara kuvvet ver. Bunu iste. Niçin? Uzun ömürle takılıp durma. Şeytanın istediği değil, Peygamber aleyhissalatü vesselam istediğini iste. Peki, Adem aleyhisselam ne istedi? Ya Rabbi, duasına bakın. Bir mana kafamda kaldı kadar. Nefsime zulmettim. Ben hata yaptım diyor. Tövbesi kabul oldu. Bak hemen üzerine aldı. Hemen tövbe etti, istiğfar etti. Şeytan tövbeye ve istiğfara yanaşmadı. Ve öyle bir talepte de bulunmadı. Talebi şuydu. Tövbe ve istiğfarının kabul edilmesini istedi. Şeytan tövbe ve istiğfara yanaşmadı. Uzun ömür istedi. Şeytan onları kandırırken de ne demiş biliyor musun abi? Demiş ki bu meyveden yerseniz ölümsüz olacaksınız demiş. Sonsuz bir hayat kazanacaksınız. Sonsuz hayat kazanacaksınız. Yine... Orada da ölüm korkusunu gene kullanmış. Evet. Ölüm korkusunu kullanmış. Yani o hangi cennet olduğunu ben şey yapacağım size. Onu inşallah cennet şeyinde. O berzah bir cennet olduğunu. Böyle. Hani tıfıl gelişme o dönem olan bir yer olduğunu. Bakın neyle kaldın? Sen ölmeyeceksin. Beka bulacaksın. Ona da yutturmaya çalışmış. Ama yememiş Adem. Şeye gelmiş. Kadından girmiş. Kadından erkeğe girmiş adam. Hastalığın sana verilmesi neticesi nasıl oldu? Hastalık iyi mi kötü müdür diye bakarsanız hastalık verildi sana. Neticesine bak. Neler kazandın, neleri kaybettin hastalıkla buna bakılır. Çünkü adetlerini terk ettirdi. Hastalığın ne olduğunu nasıl anlarsınız? Hastalık iyi mi kötü mü? Bir şey, efendim abisi. İyi, peki niçin? Günahların dökülüyor. Günahların dökülüyor. Başka? Şimdi ziyarete gelen bir kişi cehennem bahçesinde bulunuyor. Tamam, güzel. Hem de günahları siliniyor aslında. Başka? Var mı diyecek? Genel bir tanımlama yapalım.
Hastalığın her şeyini öyle. Hastalığın neticesine bak. Sen hangi günahlardan kurtulmana vesile olduğu, hastalık hangi tiraki olduğunu bırakamadığını, terk edemediğini sana terk ettirmeye kolaylığını verdi. Hastalık vasıtasıyla hangi pis adetimizi terk ettik? Hastalık vasıtasıyla ağzımız zikre, evrada mı alıştı? Hastalık vasıtasıyla namaza mı başladık? Yani neticesi itibariyle, netice itibariyle hastalığın neticesine bakılırsa o zaman hastalık odur. Eğer seni günahlardan koruduğun, namaza başladığın, bazı terk edemediğin pis ahlaklarımız vardı, onları terk ettiriyorsa hastalık büyük nimettir. Aslında bir format atıyor. Evet, evet. Formattır aslında. Hani, maddi olarak da çok işlerden paydosu, fikirsel olarak da saplandığımız çok şeylerden aslında hastalık çıkmaya vesile oluyor. Vesile oluyor, evet. Yani merdiven de biliyor musun? Ustad diyor ki, dertler bana derman imiş. Dertler vereni buldunsa, derdi vereni buldunsa safa ender, ata ender. Eğer bulamadınsa bela enderdir. Bak, dertler bana derman imiş. Yani derdin niçin verildiğini sorguladığın anda dert derman oluyor. Hastalığın ve derdine bak Allah aşkına. Seni hangi ulvi adetlere alıştırdı? Hangi pis ahlaklardan uzaklaştırdı? Hangi pis yerlerden uzaklaşmana vesile oldu? Hangi güzel sözleri söylemene vesile oldu? Bak bu neticeyi, bu kazandırmışsa, bu hayırsa onu kazandıran da hayırdır. Çünkü hayrın mukaddemesi hayır. Şer'in mukaddemesi şer, haramın mukaddemesi haramdır. Doktor sana kötü haber verse, tahlilin kötü çıktı dese, hastanede şey yapsa, eline yapıştır. Hastanede tahlilini bir hafta sonra gel deseler ve gittin eline, kötü tahlil çıktı diye eline verseler, kendini o anda iyi hissedebilir misin? Yapacak bir şey yok abi. He? Yapacak bir şey yok yani. Evet ama genel itibariyle kendini iyi hissedemezsin. Yani yapacak bir şey yok. Ama yapacak bir şey olmaması kendini güzel hissetmene vesile olmaz. Gene kötü hissedersin. Demek tasavvuna hakim olman lazım kendini iyi hissetmen için. Peki ben bunun için şey yaptım? Bak doktor sana rapor verdi. Ama o rapor vermeden önce sen kötü hissetmiyordun. Aa sen baş ağrısı için gittin. Bir tahlil yapıldı. Tahlil raporu gelmeden önceye kadar hep iyi hissediyordun. Tahlil sana verildi bir anda çöktün. Peki ben neye vurgulamaya çalışıyorum biliyor musun? Şurayı kaçırmanızı istemiyorum. Şunu kazanmanızı istiyorum. Yakalamanızı istiyorum. Yani hasta, kötü bir hasta olduğun halde bilmiyordun iyiydin. İyi hissediyordun. Ne zaman o haber sana verildi, kötü hissetmeye başladın. Demek ki insanı kötü hissettiren, iyi hissettiren haberdir. Bilgidir, bilgi. Bilgi, insanın iyi olmasına veya kötü hissetmesine sebep olduğunu anlatmak istiyor. Mesela kötü bir haber mideni tutturuyor. Mide ağrısı başlıyor. İyi bir haber, havalara uçuyorsun. Başka? Akıllılar Allah ile Celle Celaluhu, zekiler de kendileriyle meşgul olurlar. Akıllı kimdi? Akıllı kimdi arkadaşlar? Bir ders yapmıştık. Akıl, nasıl diyeceğiz? Şimdi bu akıl verilirken bu akılla yapılmadı. Bu akıl bu akılla yapılmadı. Bu aklı yapan bu akıldan önce olması lazım. Bu akıldan önce olan akla bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla kendisini idare etmeye çalışması zekiliktir. Bir insan zeki olursa Allah belasını vermiş oluyor. Yani kendisini idare edebileceğini zannediyor. Akıl ise bunu verene bunu bağlamak ki vahiydir. Vahiy aklı bağlamak akıllılıktır. Ya kilun takilun efele tefekkürün. Peki aklınızı başınıza alınız diyor. Bu söz kime hitaptır? Akıl yok ki baştakine hitap etsin. Aklınızı başınıza alınız dediğine göre Hasan takkeni başına al. Ha buradaymış. Aklını başına al demek dışarıdaymış. O zaman aklını başına al diye hitap kim? Vicdana hitap ediyor. Aklını başına al diyor aletini ya. Tamam. Demek ki
Akıllılar Allah ile meşgul olur. Zekiler kendileriyle meşgul olur. İlmin nihayeti hiçliğini bilmektir. İlmin nihayeti hiçliğini bilmektir. Bu da bir varlıktır. Hiçliğini bildin. Onu da yok etmek ikinci bir hiçliktir. Hiç, ender, hiç. Hiçliğini bilmek, her şeyi yok ettin, hiçliğini ama bir bildin. Gene bir belirlenir. Gene bir bilgi. Bunu da yok et. Hiç. Hiç, ender. Yani hiçlik içinde kendini bilmek enderdir, istisnadır. Bunu da kafasını kes. Hiç. Üstad öyle lafı güzel, laf olsun, şey, süs olsun, torba dolsun laf kullanmamış. İlmin en nihayetini, hiçliğini bilmektir. İlmin en nihayeti kendi hiçliğini bilmektir, biliyor musunuz? Niçin okuyoruz, niçin öğreniyoruz? Hiç olduğumuzu anlamak için. Bir yere demeyesiniz, kafayı didirler. İnsanlar kıymetimi bilsinler diye kimseye dara koyma. İnsanlar beni kıymetini bilsinler diye sizi ziyaret ediyorlar, şey yapıyorlar, telefon ediyorlar. Ne bileyim, sana bir vesileyle ihtiyaçları var. Kıymetimi bilsinler, kapıda beklesinler, yok canım olmaz sana. İnsanlar benim kıymetini bilsinler diye sakın insanları dara koyma, imtihanlarını zorlaştırma. Eğer senden dolayı birilerinin imtihanı zorlanıyorsa inan ki hemen dakika dukka senin imtihanın da zorlaşacaktır. Unutma. Raiyetinizdeki sizden aşağıki tabakaya sen imtihanını zorlaştırırsan hey vallahi billahi tallahi Allah da bir vesileyle senin imtihanını zorlaştıracaktır. İmtihanınızın kolay olmasını istiyorsanız raiyetinizdeki yani yanınızda bulunan kişilerin imtihanını kolaylaştırınız. Unutmayın bunu. Bak, imtihanınızın, duygularınızın, gadapla, şehvetle, bilmem hırsla, şu, ne bileyim şöhretle, ne imtihan işte. Allah bir imtihan verir, kendini dışarıda bulursun. Allah bir imtihan verir, öyle kötü hissedersin ki dünyaya sığamazsın. Ahirete mi geçmek istersin? Allah kimseye dert verip derman arattırmasın. Cenab-ı Hak kimseyi kimsesiz bırakmasın. Amin. Derdinizin kolay olmasını istiyorsanız iyi dinleyin. Raiyetinizdeki altınızda bulunan kişilerin imtihanını kolaylaştırınız. Senden dolayı ki kişilerin imtihanı zorlanmasın. Hani bu kendi notlarım kendime. Benden dolayı vallahi bir insanın imtihanı zorlaşıyorsa ben inanın o akşam uyuyamıyorum. Sıkıntı basıyor. Oturuyorum. Bugün kime ne hata yaptım? Bakıyorum. Tövbesi mümkün olan tövbe. Varmam gerekiyorsa inan telefonla hakkını helal edip ancak yatabiliyorum. Farkındaysam tabii etmediğim kişiler de gidiyor. Geçimsiz bağnaz olmayın. Geçimsiz bağnaz olmayın. Yani bağnaz af dileyenlere eman verin. İlle senden özür diliyorum demeye gerek yok. Davranışları konuşuyor. Onu anlamaya çalış. Gözü konuşuyor. Anlamaya çalış. Sana karşı tavrı, davranışı sana eman diliyor. Özür diliyor. Onu anla. Değilse bile affet. Affa layık olursun. Affetmeyi bilmeyenler af istemeye de hakları yoktur. Ne kadar affa ihtiyacın varsa o kadar affediniz. Ne kadar merhamet istiyorsanız raiyetinizdekilere o kadar merhametli olun. Mesela diyorum bak hocanıza, abinize inerken dedim ki hatırlıyor musun Murat dedim ilk derse geldiğin zaman dershanelere. Durdu kapıda. Ha sen nasıl bir ders yapılmasını istiyordun? Sen dershaneye ilk geldiğin günler, aylar, seneler hatırlıyor musunuz? Herkese soruyorum. Nasıl ders yapılmasını istiyordun haliler vesaire? Ha, sen de yenilere öyle ol. Nasıl sana olunmasını istiyordunsa öyle ol. Bundan dolayı kendimi yırtıyorum biliyor musun? Aman benden dolayı soğumasın Risale'den. Aman benden dolayı şey, imtihanı zorlarsın. Aman imtihanı daha kolay, daha anlamaya çalışın. Çünkü ben böyle izahlı ders istiyordum. Zeki abinin ders yapmasını istemiyordum. Bilal Hoca'nın yapmasını istiyordum. Zeki abi vakıftı.
Biz talimiydik daha 15-16 işte 17 yaşındaydım aynı. Derse gidiyorduk okuldan, liseden çıktıktan sonra. Bilal Hoca da okul atölye şefiydi. Zeki abi de Allah selamet versin, hepsi sağlar, Allah hayırlı versin. Ondan sonra o da vakıf. Vakıfın ders yapmasını istemezdi. Bak vakıf oldum abi. Onu yapmasını, çünkü o bizi, bizim lisanımızı bizden olan daha iyi bilir. Benim ömrüm talebe hizmetleriyle geçti, talebelerle geçti. Size, onun için ben buraya şeref duyarak geliyorum. İnanın koca bir küllümen cemaate, Asufa'da şeye davet edin. Gidemiyorum, gitmiyorum. Ama sizi tercih ediyorum inanın. Ben bittiğinde konuşmak için konuşmuyorum şu an, samimiyim yani inanın. Samimiyim yani. Yoksa X televizyon kanalları psikoloji bu dersleri bizim kanala yap. Hatta dediler ki madem gelmiyorsun biz gelelim çekelim. Dedim ya bir sürü dersler var. Hayır canlı olacak diyor, kusura bakma. Ama gidiyorum 10-15 kişiye, 20 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye. Efendim milyonlara hitap etmen gerekiyor. Hayır yüz yüze olacak böyle. Hele talebe hizmeti, gençlere hitap etmeyi. Ben yüzlerce büyüklere hitap etmeye yeliyorum. Daha kıymetli buluyorum. Emir Dağ da söylüyor 41. sayfada. Risale-i Nur'un ilk muhatap talebeleri çocuklardır, gençlerdir. Sonra müsibetzedelerdir. Sonra yaşlılardır. Ondan sonra demiyor. Bizi hiç koymadı zaten gençti falan demiyor. Efendim. Beni koydu değil mi Hasan? Seni. Üçüncü. 63'ü geçtin mi abi? Geçtim abi. Tamam. Seni koydu. Ama ilk bunları koydu. En ufak kaçtı? 12 miydi? Orada, 13. Ona da şükür Hasan. Elhamdülillah. Ama biz yokuz daha. 13. 60 69 mu? Evet. 13 69. Bak aynı derse muhatap. Kimseyi inkısarı hayale uğratma. Kimseye güven verip de sakın yolda koyma. Sakın yolda koyma. Sakın kimseye bilerek ihanet etme. Bilerek ihanet etme. Telefon aç. Abim kaşağım işte neyim ne dersen. Kusura bakma. Yapamadım. Yapamıyor. Özür diler. De. Sessizce kimseyi böyle inkısarı hayal, ümitsizliğe, vay be, bunlar da mı böyle ya, bunlar da mı böyle çıktı, dettirme. Ha, ama sözler, ama yapamıyorsun, yani mesela ben herkese ulaşmak isterim ve herkes bana ulaşmak istiyor. Biliyorsunuz ki binlerce insan aramak istiyor. Ama mümkün değil cevap, ama ben burada oturup da, bakmıyorum senin telefonuna veya bakmıyorum ben giderse gelmiyorum diye. Böyle bir lüksüm olmamıştır. Ben yapmıyorum, koşturuyorum ama herkese varamıyorum. Mümkün değil. Ama kimseye söz verme, vaatlarda bulunma. Ama bulunmuşsan kimseyi yolda koyma. İnkısar hale uğratma. Yolda bırakma. Öldürme. Ne yapıyordun? Vallahi yolda gitti. Bak yürüyordu. Son cümlemiz olsun. Söz verdiğini yapamayınca geri dön ve özür beyan etmeyi öğren. Beyan et. Özür beyan et. Söz verdin. İnsan mutlaka yapacak değil. Söz verdin ama yapamıyorsun. Telefon et. Haberi ulaştır. Yani bir yöntemle. Git ona de ki özür diliyorum yapamıyorum. Tamam. Allah gecemizi mübarek etsin. Ha şu son dedik ama beyan et dedik. Kasan masan olunca ne oldun delisi olma. Kasa masa ne demek biliyorsun? Bu masa bir de kasa. Masa makam demektir. Kasa para demektir. Zengin ve memur. Yani zengin ve memur olunca ne oldun delisi olma. Aslını, soyunu unutma. Nereden geldiğini sakın hatırından çıkarma. Bu sefer Allah nimetini çoğaltır. Bir insan ne zaman belli olur biliyor musunuz? Bir insana yetki verin, makam verin, uzaktan seyredin. O odur. Bak şu anda siz ne olduğunuz belli değil. Gelin buraya, burada raiyetinizde bir insanlar bulunsun. O zaman senin kim olduğun karakterin o zaman belli. Zalim misin, merhametli misin? Kasa, çekmece, para, masa, bu benim Hızır abi, ben 20 küsur yaşında, 20 yaşlarındayken vakıf Hızır abi Rize'de, Allah selamet versin, Hasan'ım derdi.
Buyur abi. Senin ne oldun daha belli değil. Abi niye ya? Niye böyle diyeyim ya? Beni niye böyle psikoloji sıkıntıya sokuyorsun? Ne zaman? Hem de o da okuyoruz ya. 18-19 o civarlarda. Ne zaman masan ve kasan olur, o zaman senin kim olduğunu sen seyredersin. Abi kim seyredecek? Sen olayların içerisinde kendini seyredersin. Senin kim olduğunu sen olaylarla kendin göreceksin. Ha ben buymuşum. Ya elhamdülillah. Oturabilirsin. Bak saat şimdi akşam kılacağız bitti. Öteki derse yetişeceğiz. Allah nasip ederse yani. Koşturacağız arkadaşlar. Siz böyle gördünüz bizden. Siz daha iyi olacaksınız bizden. Asla bizden dolayı sizin imtihanı zorlaştırmayacak. Elimizden geldiği kadar sizin imtihanınızı kolaylaşması, zorlaşmak yok. Nasıl imtihanınız istiyorsanız insanların imtihanına öyle vesile olun. Vahir davahum enilhamdillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.